Aslanım dağıl buradan. Dağılın lan. Gidin lan başka yerde oynayın lan. Benim aracın yanında oynamayın. Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize. Şerefsizler, servet düşmanları benim arabamı çizmeye çalışıyorlar gördüğünüz gibi. Bak 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 bak. Çık çık. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır, nedir senin derdin ya? Ya arkadaşlar çok garip durumlar yaşanmaya başladı bu ıssız denizlerde. Sürekli olarak bana telsizden mesajlar geliyor. Fakat mesajlar farklı dillerde ve farklı koordinatlarda geliyor kardeşim. Uzaylıların bana Ali Cengiz oyunu yaptığını düşünüyorum. Yani ben oraya gideceğim, diyeceğim ki İstanbul nerede ağlar diyeceğim. Bana sanki gösterelim anam diyecekler gibi bir şey olacak. Sanki beni tehlikeye çekiyorlar gibi. Ama kardeşim biliyorsunuz ki tehlike benim soyadım. Faruk Tehlikeoğulları, eyvallah. Bak bir tane daha mesela telsize mesaj gelmiş. Bakalım şimdi ne diyor şu. Burası dördüncü yaşam kozası diyor bak. Aa, Auron'un yakınına indik diyor. Oğlum neredesiniz lan? Ben de yakınındayım Auron'un. Çarpışma noktasına çok yakınız. Işımaya karşı konuma getirin diyor. Dördüncü çıktı diyor. Neredesin oğlum? Al işte konum bilgisi bozuk diyor. Anasını satayım ya. Yaklaşık olarak nerede şimdi? Tamam ben bir durayım. Ben bir karnımı doyurayım. Birazdan işte Tofaş Şahin'ime binip gideceğim oraya. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bunlar bizi tehlikeye sokuyorlar gibime geliyor. Önce biz bir kardeşim bir yemeğimizi bir yiyelim. Kese balıklarımızı, suyumuzu bir içelim hemen. Hazırlığımızı bir yapalım gidelim. Ama bunlara şimdi dertleri biz şimdi iletişime geçmeyelim bunlarla. Yani kardeşim acınızı kimseye göstermeyeceksiniz. Çünkü ateşinize kimin odun atacağınızı bilemezsiniz. Anladınız değil mi? Şimdi bunlar yaşamaya çalışıyor. Bunlar bize kazık atmayacağı ne malum. O yüzden hazırlıklı gidelim. Hatta bir silahım olsa benim. Neyse bakalım ya. Aslında gün kararıyor kardeşim. Arabaya binip şimdi gitsek iyi olur. Önce buraya mı gidelim peki? Tamam buraya gidelim. Yaşam Keen. Bu da kardeşim ikinci kaptan Keen'in son yayın konumuymuş. Bakalım neler olur. Bu arada benim araç yakıyor kuzen. Şuraya bak. DK'nın anlamını biliyor musun dostum? DK'nın anlamını. Hayır nedir? Drift kralı. Bin. Araca hoş geldin kaptan diyor. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Yak farları bakayım göz alıyor mu? Şak. Arkadaşlar yeni arabam çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Neredeydi ulan bu konum? Konumu kaybettim. Heh. Haydi bakalım gidiyoruz kardeşim. Oksijen seviyemiz ne durumda? Çok güzel. Her şey çok güzel. Bunda silah var mı füzemize ya? Yok gibi ya. Neyse füzemiz yok. Heh aç şunu da. Derin sularda 1200 metre ileriye gidiyoruz ama artımızda arabamız varken sıkıntı olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar bugün de yeni teknolojileri keşfedip seri olarak gelişimimizi tamamlamamız gerekiyor. O yüzden böyle bakarak gidiyorum ki her yere kaçırmayalım bir şeyleri. Bak şuna bir selektör atayım. Bak bu bizim şey bak. Tanıdık. Bak düdük öttürüyor. Bak bana düdük öttürüyor. Bak. Allah'ını seven kaçına gidiyor. Güzel. Oğlum nerede lan bu 500 metre? 300 metre diyor. 540, 524. Abicim bu Allah. Bu bayağı bir yer altında gibi. Hoppala. Arkadaşlar bunlar bizi nereye sürüklüyor yine ya? Karanlığa gidiyoruz ya. Uzayda mıyız, su altında mıyız anasını sattım? Nereye gidiyoruz biz ya? Basınç yükseliyor, kafam yanıyor. Allah, basınç yükseliyor, kafam yanıyor. Kardeşim en derinliklere doğru gidiyorum şu anda. Evet, farklı yaratıklar görebiliriz. Sakın korkmayın. Sakın korkmayın. Arabamızın içindeyken bize hiçbir şey yapamazlar. Yani öyle düşünüyorum. Allah. Aa yanıyor. Aa makinem yanıyor. Makina. Çık. Makine yanıyor. Anasını satayım. 200 metre aşağı inme diyor ya. Tamam oğlum. Tamam inmeyelim. Abicim dur şimdi. Tamam. Makine hasarı diyor ya. Motora indirmemiz lazım. Gerizekalı makina ya. Bir şeyi beceremiyorsun abicim ya. Peki arkadaşlar SEO moddan insem, yürüsem oraya doğru acaba ölür müyüm? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 100 metre derinliğin altındayız. Oksijen verimliliğimiz çok az arkadaşlar. O yüzden sadece 100 saniyemiz olacak gidip bakabilmek için. Hatta şununla inelim. Oğlum nereye iniyorum ben ya? Oğlum bu ne lan böyle? Selamünaleyküm. Aleykümselam canım. Aleykümselam. Çok konuşma. Aha geldim. Geldim. Kimse var mı? Kalıntı PDA indir. Ses kaydı indir. Çabuk. Saniyem yok abicim. 70 saniyem var. Çabuk. Boş arkadaşlar. Boş. 50 saniye, 40 saniye çıkmam lazım Sevamat'a doğru. Ben anasını satarım. Valla burada bir şeyler vardır ama şu anda neyse çık. Son 15 saniye 140 metre Sevamat'a. 10 saniye 100 metre. Yüzeye dön işaretleri alıyoruz. Diğer şeyi giyelim mi? Dur. Devam et abicim. Devam et. Abicim bir şey oluyor. Abicim bir şey var burada. Oğlum git. Oğlum sen nesin oğlum? Sen nesin lan köpek? Sen. Ah konuşuyor. Tam bir hayvansın. Bana sen dedi. Anasını satarım ha öyle işin. Alo. Nereye gittin sen? Gel konuşalım gel. Çok adamsan gel karşıma. Eşşi ol eşek ya. Bu ne lan böyle? Arkadaşlar kara mı var? Abicim bu şerefsiz beni teleport verdi. Abicim şerefsiz beni ışınladı. Selamun aleyküm. Ben geldim. Bir dakika. Hop. Çarpma. O ne öyle? Aga bir şey var mı burada? Oğlum Sevamot burada bekle geliyorum. Tamam mı canım? Tamam mı? Bıçağımı ver bana. Bıçağı bir kere eline aldın mı? Artık onun esiri olursun. Geliyorum. Ada yüzeyinde birden çok zayıf enerji izi tanımlanmış. Gelsinler bakalım ben onları bir göstereyim zayıf mı değil mi? Şu yukarıdaki ne arkadaşlar ya? Allah Allah. Yine mi sen lan? Allah Allah. Bak. Şu adam sabriye bak. Çit çıkmayacak lan burada. Buranın ağası benim lan bundan sonra. Belki bir tane bıçağımız var paslı bıçağımız ama biz... Buranın ağası da biziz, marabası da biziz ulan. Ulan servetimizi karıncalar, yüreğimizi gemiler dahi taşıyamaz lan köpek. Gelin bakalım.
bakalım. Yaratık varsa gelsin. Arkadaşlar ne yapacağız burada ya? Şunu keseyim ben de. Adettendir. Bak kaçıyor bak. Kaçıyor kaçıyor. Neyse çıkalım baba yukarı doğru. Ulan buraya da böyle geliyoruz ama elde avuçta bir şey yok. Cepte 2 kuruş yok kardeşim, cepte 2 kuruş yok. Bak 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 bak, böyle gidiyor burası daha ya. Yukarıdaki şey ne, ben onu anlayamadım tam olarak. Bak şurada bir şey var arkadaşlar, gördünüz mü? Aha aha, bu ne lan böyle? Bu ne lan böyle arkadaşlar? Yemi mi lan bu? Aga aga aga, bak seninle niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Mermer kavunu. Al 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 al. Al al al, Çin patatesi. Al al al. Ama sen şimdi naneyi yemedin mi? Naneyi yemedin mi sen? Bir rahat bırak ya. Keşif yapmaya geldim ben buraya. Arkadaşlar burada çok garip bir gemi var. Aha da mor tablet buldum. Çok güzel bir gelişme. Degasi ses kaydı, ilginç keşif. Bir şeyin ses kaydını buldum kardeşim. Bu neymiş böyle? Dışarıda kumun içinde buldum. İnsanlar diyor, bu gezegene gelen ilk insanlar biz değiliz diyor. Yo, benim lan bu gezegene gelen insan. Başka birileri de mi gelmiş? Ay burada mor tabletin ne işi var onu anlayamadım yalnız. Aha durdurma tüfeği parçası mı? Bırak o silahı psiko! Abicim abicim sen oğlum oğlum, ayak altında dolaşma bir ya. Şunu arkadaşlar hemen tarayalım. Durdurma tüfeği parçası. Demek ki tüfek müfek yapacağız yakında ya. Bölme kapısı. Bunu da tarayayım. Tara 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 tara, her şeyi tara, her şeyi tara, her şeyi. Makine yanıyordu lan bölme kapısını tararken. Selamun aleyküm. Var mı sıkıntı? Tedarik santi. Ne bu? Pil. Var bende pil. İçtim ben senin pilini. Kalıntı PDA. Degas ses kaydı 2. Arkadaşlar neler dönüyor burada ya? Burada bir şeyler dönüyor ya. Kalıntı PDA indir. Merdiveni kullandık. Veri kutusunu aç. Ne bu? Ne bu? Vallahi billahi var ya, keşif delisi oldum ben iyice. Çok amaçlı o da. Bunu da tara. Yok ya gerek. Duvar yetiştiricisi nedir arkadaşlar? Acaba duvarda bir şeyler mi yetiştirebiliyorum ya? Ne bileyim, tarla gibi. Bak mesela dış ortam yetiştirme yatağı falan var. Bunların alayını tarayalım kardeşim. Ne olur ne olmaz ya. Bir şeye yarayabilir bir ihtimal. Yarayabilir. Belki kavun karpuz yetiştiriciliğine başlarız. Buranın en büyük kavuncusu oluruz bir ihtimal bakarsınız. Her şey olabilir burada. Şuradan tırmanamıyor muyum? Tırmanamıyorum. Tırmanamadım ya. Aha tırmandım. Aha tırmanıyorum lan. Dur bir dakika, dur dur. Dur 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 dur. Oğlum çık lan. Abi, arkadaşlar yol varmış, pardon ya. Daha aşmaya çalışıyorum ya, yol varmış, kusura bakmayın. Şunu merak ediyorum. Şunun yanına doğru gidiyorum da inşallah başımıza bir iş gelmez bakalım. Aga oraya doğru geliyorum. Sakın ani hareket yapmayın, deşerim. Elimde bıçağım var. Dur şimdi bıçağı da alayım elime. Heh. Ani hareket yapanı deşerim, haberiniz olsun. Sizin gibilere çok yüz verdik. Siz astarınızı istemeye başladı. Aa aura. Oğlum burası niye her yer birbirine yakın ya böyle? Tünelden geçiyorum arkadaşlar. Sıkıntı çıkabilir bir ihtimal. Benekli çıngırak mı? O ne lan? Burayı mı da? Benekli çıngırak. Oğlum ben ha şuna gidiyordum ben. Buraya geldim. Tamam aynı şey arkadaşlar. Aynı şey. Bakalım hemen ne olduğuna. Abicim birileri buraya iyi tezgah kurmuş ha. Şunu da alalım hemen. Baksana mekana. Kurşun geçirmez cammam koymuşlar buraya. Bak eşşi ol eşeklere bak. Çin patatesi. Alacağım onları, alacağım. Dur. Arkadaşlar hurda metalleri atalım. Onlardan hep oluyor zaten. Şuna oğlum hurda metal, çekil 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 oğlum, çek çekil lan. Çin patatesi, hatta Çin patatesini tarayabilir miyim? Küçük mermer bitki saksısını da tarayayım. Patatesleri matatesleri alayını dolduruyorum ya. Tamam aldım arkadaşlar. Bu ne ya böyle? Çekim tuzağını buraya koydum yanlışlıkla. Tamam gerek yok zaten, bende var çekim tuzağı bir tane daha. Şimdi nereye? Şöyle bir kuş bakışı bir atayım ben buraya, dur bakayım bir. Allah Allah, işler iyice kızışmaya başladı ya. Bu nedir böyle ya? Bu adamlar kiminle oyun oynuyor ya? Şöyle yol mol yok kardeşim, yol mol yok. Düz duvardan düş, bizi uzaylılar görsün de desin ki ulan bunu yapabilen bize neler yapmazdan desin. Şöyle koşarak iniyoruz düz duvardan. Bir de şuraya bakayım hemen 2 saniye. Geldim kardeşim, geldim. Diğerine de bakayım. Evet, cin bitkisi gördüğünüz gibi. Ha, ucu varmış, tamam. Göremedim ucunu. Buraya da bakalım hemen. Bıçağı çeksen yine ne olur ne olmaz. Bıçak elimizde dursun kardeşim. Ben şöyle bir elime bıçağı aldım mı şöyle bir arkama yaslanırım. Arınmış su. Oh, ne yapıyorsunuz lan? Ses yapıyor lan bunlar. Kurtçuk sepeti diyor arkadaşlar. Kurtçuk sepeti. Adamlar buraya süper tarımı başlatmışlar ya. Çok ilginç ya. Şunları tara. Şunları öğrenelim de biz de yaparız belki. Tamamdır kardeşim. Şimdi buradaki işimiz tamam. Bir cacık çıkmadı anasını sattımın mekanında ya. Hay Allah ya. Devam edelim, gidelim buradan. Seo motumu çalmamış, çalmamışlar iyi bari. Nasıl ineceğim ben buradan şimdi? Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada size bir bilgi vereyim, bir info vereyim. Maksat genel kültür olsun. Bakınız karanlık çökmeye başladığında adadaki sesler garipleşmeye başladı arkadaşlar. Net söylüyorum. Adadan garip garip sesler geliyor şu anda. Acaba diyorum gece olunca burayı yaratıklar mı basıyor gibi geldi bana, evet. Ha basıyorsa ona göre baskın basanındır biliyorsunuz. Varsa şekilleri bekleriz yani. Onu da söyleyeyim yani. Zaten bu anası sattığımın arasında bir şey olduğu belliydi kardeşim. Bak şu ağaçlara bak. Ağaçların arası altlarına bak, mavileşmeye başladı. Bir tane delikanlı yaratık varsa çıksın karşıma, ben ona ne yapıyorum haydi. Haydi göreyim ya. Haydi göreyim. Neyse uzuyorum ben, tamam haydi. Tamam, şaka bitti. Şaka bitti aslanım, Allah düşüyor. Gençler hadi Allah'a emanet, ben uzuyorum. Seyamatıma bineyim ben bir kardeşim. Kendimizi bir güvene alalım arkadaşlar. Arabamda sonra bir şeye bakacağım, dur şimdi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Her seferinde de şey yapma. Benim makine çalışmıyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Makine çalışmıyor. Peki bunun makinenin karaya vurmasıyla bir ilgisi olabilir mi? Bir herif var. Kim acaba? Tanıyamadım. Allah belasını versin, benim gölgenmiş. Tükürürüm öyle işe ha. Kırarım beni senin bak ha. Ulan Benten'deki o Matrix adama döndü lan. Her şeyi başladı, ben uzay gemisi.
Arkadaşlar makineyi itmemiz lazım ya. Adam lazım makine itmeye. Evet kardeşim, buradaki işimiz tamam herhalde. Gidelim buradan. Taksici gidiyor. Bak bir şeyler geziyor orada. Evet, bip bip taksi lazımdır. Arkadaşlar bu arada bu ne lan böyle? Burada bir şey var ama. Balıklama dalsam sizce ne olur? Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey olmaz. Hoppala. Tak etti. Tak etti, sahibi gelecek, kaçın. Taşlar düşüyor lan. Aga ne oluyor aga? Oğlum teşkilat mısınız lan? Arkadaşlar bunlar burada teşkilat yapmış gibi. Bıçağımı verir misin? Bir bakayım şuna. Şuna bir iki tane çak bakalım. Anasını sattığımın eşeği içine kaçtım. Ah. Bunlar bizde oyun oynuyor ya. Oyun oynuyor. Bunlar oyun oynuyor. Arkada önünde ne var arkadaşlar ya? Bunlar böyle maşallah yazısı gibi de bunları böyle sarmışlar buraya. Maşallah mı yazıyor burada? Mavi sarmaşık. Burası Tekin değil gibi ama. Bak sürekli taşlar düşüyor bu arada kafaya kafaya. Görüyor musunuz? Bak. Nereden düşüyor ki bu taşlar? Şöyle iki tane vurun içeride kimse. Neyse arkadaşlar tamam, gidelim. Gidelim. Kafamıza taş düşecek, gidelim. Bin taksiye. Burasının işi karışmaya başladı. Devam et. Yalnız kardeşim çok garip bir durum. Benim araç orada. Mesela bu ne böyle yani? Bu Seamot niye bu? Arasını sattım. Bu o değil mi lan yoksa? Oğlum bu teknenin başka bir parçası olmasın bu? Yok bu arkadaşlar. Gayet de bu ya. Aynen, saçmalamaya başladım hiç. Ama biz yine bir bakalım. Çok garip geldi bana. 900 metre ileride ama böyle gözüküyor. Bizim Aura teknesi bu değil ki yani. Yok buymuş, tamam buymuş. Ben sıkıyorum kardeşim şu an. Buymuş. Yalnız benim bu araç da 10 numara, yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum 10 numara ya. Böyle araç mı olur ya? Tanırmayın ulan hayvan. Arkadaşlar bir telsiz mesajı daha gelmiş bu arada. Ona da bakalım. Çok garip durumlar yaşanmaya başlıyor. Baba çarpayım mı? Bak trafik kazası. Bak. Başımdan git lan. Başımdan gitme. Bak nasıl çarpacağım bak. Baba. Şişkoya çarptım bak, şişkoya. Alkollü şişko. Abi şerefsiz onda on suçlu oldu lan şimdi ben buna çarpınca. Lan gel bana saldır, ben sana ne yapıyorum hadi. Allah'a şükürler olsun, kaza bela atlatmadan geldik. Şimdi arkadaşlar bayağı bir şey öğrendik. Fakat bir telsiz mesajı daha var ya, ortalık çok karışıyor ya. Bir de Aura'ya yakın bir yerde. Veri tabanına bir bakalım. Orada da işler karıştı iyice ya. Tamam, koy arabayı bakayım. Bak şimdi telsize bir mesaj daha gelmiş. Dinleyelim. Aura 13 yaşam kodasından gönderilen yüksek öncelikli ileti diyor. Söyleyin bakalım aslanım. Öncelikli yolcuyu taşıyormuş. Aynen, öncelikle. Tükürürüm önceliğine. Aa, İvedi cenaze görevlilerini gönderin diyor arkadaşlar. Ben geliyorum. Beni mi çağırıyorsunuz? Vallahi doğru kardeşim. Ben cenaze hizmetlerinden Faruk cenaze hizmetleri. O yüzden defolalım gidelim. Orada da bir durum var. Aa, yüksek öncelikli yolcudan geriye kalanları içeriyor diyor. Abicim o adamı yağmalarım lan ben. Adamın belki bir sürü malı mülkü vardır ha. Niye yüksek öncelikli o? Buradan iki tane yemek alayım da arkadaşlar, şunları bir yapayım öyle. Çok ilginç durumlar yaşanıyor ya. Bir tane de yardım yok ya. Bir tane de yardım gelmiyor ya. Oluruna bıraktıkça olmazlara düşüyoruz ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bunları da yanımıza alalım, yolluk olsun. Haydi bakalım, cenaze hizmetleri gidiyor. Yolculuk cenaze hizmetleri. Her yere kardeşim gidiyorum ki arkadaşlar, gizemi böyle çözeceğiz biz belli ki. 13. yaşam kozasına doğru gidiyoruz. Bir de dikkat ettiyseniz orada bir tane uzaylı var. Ve alkoller dolaşmış. Kapatın lan şu müziği. Olaya bak ya. Orada bir tane çok garip bir yaratık var kardeşim. Bizi karşımıza çıktı ama böyle buluta benziyordu yani. Buluta. Çok garip şeyler dönüyor kardeşim. Çok garip. Biraz yükselelim baba. Burası belli ki sıkıntılı bir yer. Benim araca bir vurun da ne oluyor aslanım? Ne oluyor? Yaratıklar peşliyor beni ya. Vurursunuz eyvallah. Peki ya makinam çizilmezse ne olacak? Akıllı olun aslanım, akıllı. Geçip gidiyoruz, herkes kendi yoluna. Anasını satayım, bu da 175 metrede ya. Basıncı düşürecek bir şey yok mu ya? Bir teknoloji bir şey. Baksanız arkadaşlar, buralar da sıkıntılı yerler ya. İtik köpeği uzaylısı. Hiç eksik olmuyor ya, bu nasıl bir şey ya? Öncelikli yolcuymuş, eşşol eşek, öncelikli yolcu. Ne işin var lan burada? Oo, yaratığa bak. Bir defa görüyorum bunu bak. Birazdan saldıracağım birazdan. Bakın, sakın bak, sakın. Gelmeyin bak yanıma ha. 175 metre, kalori alınması öneriler. Oh, dur bak. Bir şey benim makineye vuruyor. Benim makina mı yanıyor yoksa? Oğlum benim makineye mi çarpıyorsunuz lan? Defol lan, çık. Yavaş. Kalabalık oldu arkadaşlar burası. Bak şunlara. Mevzu var. Oh, selektör atayım da ikisinden. Yemeğimizi bir yiyelim. Tamam, iniyorum inşallah. Arabayı buraya bırakıp iniyorum kardeşim. Hakkınızı helal edin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaklaşmayın. Aha, veri kutusu. Aç baba. Ne var burada? İnşallah güzel bir şey çıkar. Anasını sattım, veri kutusundan titanyum mu çıktı? Cenaze hizmetleri geldi efendim. Açar mısınız kapıyı? Arkadaşlar mantıken adam eğer öldüyse kapıyı nasıl açacak? Selamünaleyküm. Oğlum kimse yok burada. Özel görevlinin ses kaydını indirdik. Ona bakacağım birazdan. Kimse yok arkadaşlar. Fener yakayım istiyorsanız. Lan fener yakayım istiyorsanız. İnanmıyor musunuz lan? Kimse yok işte. Bakın arkadaşlar, kimse yok. Cenaze hizmetleri de boşuna geldi. Şu an devlet memurunu oyaladınız. Şunlar acaba tehlikeli yaratıklar mı ya? Anlamanın tek bir yolu var. Bak dayı, benle uğraşma, sana kafa atarım ha. Getir bıçağı. Ver deli yürek müziğini. Gel buraya gel. Gel lan. Gel kaçma gel. Hiçbir alt yiyemez bunlar. Kaçıyorlar. Böyle çevreye de bakalım, bir makina bir şeyler düşmüş mü diye bakıyorum ama hiçbir şey yok. Neyse, aracımıza binelim arkadaşlar biz. Defolalım gidelim. Ses kaydını bir dinleyelim. Burada bir şeyler olmuş belli ki. Öncelikli ileti İvedi cenaze görevlilerini. Özel görevlinin ses kaydı. Konuş. Gezegen atmosferine gir.
getiriliyor diyor. Esirgeyen ve bağışlayan alemlerin Rabbi. Hoppala, bana günlük rızkımı ver. Müslüman ya. Yaşamda, gerçekte ve aşkta bana doğru yolu göster. Gücü ancak kendinde bulabilirim diyor. Yaşam evrenin kendi kendine oynadığı bir oyundur. Bir et parçası olarak bu oyun benim için bitti. Geri dönüyorum diyor. Adam ölmüş kardeşim. Buradan bunu anlıyorum. Bak gördün mü? Bir şeyler konuşuyorlar. Ha belki ruhuna el fatiha. Evet tamam, kapatalım baba. Kapatalım. Demek ki buranın tadı yok. Buranın tadı yok. Çıkalım. Evet. Bas geri. Bas geri bas. Allah Allah. Arkadaşlar bir tane yaşam belirtisi bulamıyoruz ya. Biz hariç herkes mi? Hokkabaz ya. Hokkabaz bunlar ya. Hokkabaz. Bakın bize gerek var mı size ya? Ben oğlum uçuyorum. Ben nasıl bu kadar iyi hayatta kalabiliyorum da bunlar hiçbir şey beceremiyor? İrade, çeviklik, güç. Hepsi bizde. Hepsi. Eyvallah. Eyvallah. Bu anasını sattığımın cihaz da çok güzel ya. Vallahi billahi iyi ki yapmışım bu arabamı ya ben. Arkadaşlar bu araba var ya vallahi billahi bizim hayatımızı kurtarmış olabilir yani. Evet geldik mekanımıza. Şimdi bir çıkalım. Elde ne var ne yok bir görelim kardeşim, görelim. Arabayı şöyle yana yanaştıracağım şuraya. Tamam tırman kardeşim, tırman 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 tırman. Bir bakalım bir kaçış kocasına. Tamam. Var mı telsizde? Yok. Telsizde yok. İki tane iyon küpüm var bu arada. İki iyon küpüm var. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar az önce gelen yardım çağrısı. Bak birisi yaşıyor herhalde. Ya yardım çağrısı diyor. Gelin diyor. İndik diyor biz diyor. Ama o adam yaşıyor mu bilmiyorum. Ama şeyini veremediler. Şeyini veremediler. Konumlarını anlatamadı. Enayi yön bilmez eşşol eşek. Aa bir tane daha geldi telsizden mesaj. Bu ne lan burası? Yol geçen telsiz mi lan burası? Her gelen geçen bize mesaj atıyor. Ne var lan? Kim o? Sen beni bırak. Ben seni aradım. Sen kimsin? Burası Alterra merkezi diyor. Söyle. Bizim bulunduğunuz yere kadar kurtarma gemisi gönderemiyoruz. Ancak yarı yolda bulaşabiliriz diyor. Aynen şerefsiz. O ne lan? Maggie 5 dakika içinde çıkacak. Oğlum ben size güvenmiyorum. Şu an muhabbet ediyorlar arkadaşlarla. Çıkacağız mı çıkacağız diyor. Geleceğim diyor. Geleceğim. Akşama geleceğim diyor. Yüksek güvenlik terminal kaptanın odası şifresi mi? Geçmeyi kesilmeden önce Alterra merkezi Aurora'nın ana bilgisayarına bir dizim tasarım gönderdi. Suban bölgesinin arka tarafında yer alan yer. Yüksek güvenlik terminalden bu tasarımlara erişilebilir. Kapı şifresini de verdiler. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Kapı şifresini verdi enayi. Çok güzel. Gidelim. Ver arabayı. Dur bir dakika su içeyim önce. Bu arada kardeşim yardım çağrısını yapan yerde şurada ana yükleme bölmesinin 150 metre ne dedi? Kuzeybatısında mı dedi? Ne dedi ya? Öyle bir yerlerdeyiz biz dedi ya. Neyse aha kafa kafaya çarpışacaklar. Aha kafa kafaya. Kafa kafaya geliyorlar. Hoppala! Hoppala! Benim makineye yok. Kim patlıyor? Tükürürüm bak ha. Bak yeter ha. Bak şakanın da dozu var ama ha. Şimdi arkadaşlar bir daha bakalım şu ne demiş şimdi. Dördüncü yaşam kozası. Yüzdürme cihazlarının etkin olması kozanın deniz seviyesinde olduğunu göstermektedir diyor. Yani koza aşağıda değil. Denizde görülebilecek düzeyde diyor. Evet tamam. Tamam yavrum. Devam et anlatmaya. Koza Auro'nun radyoaktif serpintisine çok yakın. Yani şuralar arkadaşlar radyoaktif serpinti. Ve orta yükleme bölmesinin 150 metre... Kuzey batısı. Bu ne lan? Konteyner diyor. Bu ne lan? Bakayım. Tedarik santı. Su çıktı anasını sattığımın yerinden ya. Hayatımı riske atmaya değdi mi ya şimdi? Bin arabaya devam. Şimdi radyoaktif serpinti şu taraftaydı sanki. Yani o taraftaydı. Giriş yerinde. E kardeşim orta yükleme bölmesi bizim girdiğimiz alansa 150 metre kuzey batı. Tamam. Bir gidelim. Bir gidelim. Güney batı, kuzey batı. Kuzey doğu, kuzey batı. O zaman buralarda bir yerlerde olması lazım. Şu ne? Şu ne? Anasını sattım benim var ya, ben lokman hekimim ya. Piri reisim ben ya, piri reis ya. 4 numaralı oğlum, ben buna gelmedim mi ya arkadaşlar? Bıçağı çek, bıçağı çek, bıçağı. Ben buraya girdim sanki, o ters duruyor enayiler. Oho ben buraya girdim. Bunlar bana mesaj gönder, eski mesaj bu anasını sattım. Otomatik bir mesaj gelmiş. Adam Rovaşata gibi hatta şeye kalkmış dedim demiştim. Rovaşata'ya kalkmış demiştim. Rovaşata gibi, Roberto Carlos gibi. Dur o deprem oluyor, deprem oluyor, deprem oluyor, deprem oluyor. Arkadaşlar şimdi kaptan bölmesinin oraya gidiyorum. La benim makine yanmaz değil mi burada? İnşallah. Allah makineye bir şey olmaz ya. Yeni de şimdi arkadaşlar ya. Sahibinden çıtır asar. Oğlum! Oğlum makineye uçma. Çizme makineyi. Çek. Vurma lan. 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 Oğlum. Tepikliyor benim makineyi ya. Git şuradan. Yemiyor mu? Ha? Buraya mı sırtına? Hıt. O. Anasını sattığımın eşeği. Gel buraya. Gel buraya gel. Oğlum he? Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın şimdi? Nereye? Abi makineye vuruyor ya adam. Arkadaşlar şu kaptan bölmesinin oraya bir gideyim bakalım. Hoppala. Hoppala. Ki kaptan bölmesine biz geçen girememiştik gibi ama bir bakacağım yine ya. Kardeşim şimdi yeniden geldim. Şuraya bir fener yakayım ben. Şimdi kaptan bölmesini arıyorum. Kaptan. Kaptan konuşuyor. Çıkarın beni bu kaptan. Hoppala. Esprici geldi, esprici. Arkadaşlar şimdi yönetim diyor burası. Bu şifreyi biliyoruz artık. Şu yönetimde eğer ki bir şifre varsa şayet onu ben biliyorum. Artık beni kandıramaz bunlar. Buradan bir girelim. Kapı var mı burada kapı? Abi verin, verimeri demişti bu ya. Verimeri getirdik biz buraya demişti. Hani? Hani? Oğlum kafamı buluyorsunuz aslanım. Aa yanacağım lan. Oha. Döner koltuk. Oha bunu yaparım arkadaşlar. Bunu tarayayım ya. Bunu yaparım ha. Döner koltuksuz ben yaşayamam ki. Vallahi burada verimeri yok. Çöp kutusu var istiyorsanız. Onu da tarayayım. Lazım olursa. Yanıyorum şu an evet. Kaptan bölmesi nerede ya? Üçüncü kargo bölgesinden girebilir miyim acaba kaptan bölmesine? Bir de kardeşim şuraya geldiğimiz bölüme bir bakalım. Var mı sıkıntı burada? Bir kapı mapı var mı burada ya? Lan. Bak burada böyle bir şey var ama ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Pek açılacak gibi de durmuyor zaten. Mesela şurası açılsa aslında güzel olurdu. Buraya giremiyoruz. Şimdi Seomot bölgesi diye bir yer var. Birinci bölge.
bölme, ikinci bölme. Ne bu? Derinlik modülü. Çalayım mı bunu ben? Çaldım arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Mal ben bulduysam benimdir, yapacağım bir şey yok. Titanyum var, gerek yok. Oğlum burada bir kaptan odası gibi bir şey göremedim. Tici odası, Seamot bölgesi. Seamot benim, Seamot'um var, kendimin Seamot ama. Şurada bir kapı var arkadaşlar. Suban bölgesi. Oğlum Suban bölgesi de sıkışmış kapı açmak için kesiyor. Anasını sattım, neyle keseyim? Bıçakla mı keseyim? Bununla mı keseyim? Al. Tabii ki olmuyor. Onarsam kesme aleti lazım. Tedarik santrini aç. Ne çıktı? Pil çıktı. Aa arkadaşlar, Silos motor verimlilik modülü diye bir şey var. Arkadaşlar bir tane lazer itici lazım kardeşim. Bunu anladım ya. Lazer itici olursa Suban giysisinin kapısını açarım. Oradan da Suban'ı alırım kardeşim. Subanlanırım. Suban. Suban giysisi ne oluyor ya? Vallahi yüksek ihtimalle Suban giysisi de basınca duyarlı, işte basınç geçirmeyen bir giysidir. Hani arkadaşlar derinlere, en derinlerde en gizemli şeyler var. Oraya da inemiyoruz basınç geçirdiği için. O yüzden Suban giysisi gerekecek bize ya. Onun için de bir tane lazer kesme cihazı lazım. Onu nereden buluruz ki acaba ya? Şöyle bir baksak mı acaba arkadaşlar? Şöyle aşağılara bir şey var mıdır ya? Oğlum çekin şuradan. Çekin şuradan, bir şeye bakıp gideceğim. Ahanda bir şey buldum vallahi billahi kargoda. Yavrum benim be. Çekme itme silah parçası buldum be. Getir. Bitti bu, bitti. Haydi hayırlı olsun arkadaşlar. Bundan sonra bir tane daha silahımız var bu arada. Müthiş. Oğlum burası bereketli demek ki. Buraya bakalım biraz. Bana gereken lazer kesici kardeşim. Lazer kesiciyi bulduğum an o Suban gitsin, orayı açarım. Kaptan köşküne girerim. O anda bir şey daha buldum. Kardeşim şu anda 32 saattir lazer kesici arıyorum. Keşife devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Lazer kesiciyi bulduğum an her şey çözülecek. Buradan geçerken bir tane cihazın yanından geçtik sanki. Adaya doğru, uzaylı adasına doğru giderken. Bak gördün mü? Bak. Işınlarını gördün mü? Bak aşağılık işte kardeşim, gördünüz. Yavrum benim be. Ne dönüyor burada? Işınlarını mı ararsın? Şey mi dedim, power etti. Nasıl abim? Anlayamadım. Bir şey mi söylüyorum? Vurmayın. Cama vurmayın abim. Cama vurmayın. Aç camı, adam yemiyoruz, aç. Abi gideceğim. Ver yövmeye mi gideyim? Arkadaşlar bir yere geldik. Uzaylı adasına yakın bir cihazdı ama işte ışınlananlar olduğu için buraya gelememiştik. Yine ışınlanıyor bir tanesi ama indi yapsak 2 dakika görürler mi acaba bizi ya? Nereden gireceğiz? Oğlum. Bak inersem, bak bıçağı çekeceğim ama. Bak yeter ya. Yeter. Arkadaşlar burada bayağı bir nimet var. Çekici parçaları var. Şey var. Bir tane lazer silahı da vardır. Anasını sattığımın olması lazım yani. Böyle olmaz. Vallahi iniyorum ben ya. Gelirlerse sıkacağım ya. Gel, ne oluyor, gel. Oğlum biyoreaktör parçası diye bir şey buldum. Tara lan. Biyoreaktör parçası. Bulmuşum zaten daha önce. Bak Hyundai hayırdır. Elindeki emanete mi güveniyorsun? Oğlum! Lık! Eşşol eşek. Nasıl arkadaşlar ama? Şamarı vurdum. Ha? İşte şamarı böyle atarım. Aha kafası sıkıştı. Anda. Lan. Teklerim bak ha. Ya arkadaşlar bir tane bile bir şey yok mu ya? Burada metal. Müsaadenizle bir fırt nefes alabilir miyim? Müsaadenizle bir dakika bekleyin bir. Geliyorum, bekleyin. Arkadaşlar buldum herhalde bu arada. Bekleyin. Selamünaleyküm. Aleykümselam canım. Hoş buldum. Hoş geldiniz kaptan diyor ya. Şu saygılı çocuk ya. Vallahi saygılı çocuk ya. Ulan bu kaptan köşkü değil mi lan? Burada bir şifre var ama. Sudaki yabancı bakteri düzeyinde artış salgılan diyor ya. Aha dur lan. Buradan giriş var. Burada ne var? Bicim çarpılmayalım lütfen. Bu ne? Arkadaşlar yavrum benim. Dur. Allah'ım sen istedin. Allah'ım istedikleri, teşekkür ediyorum Rabbim. Bak arkadaşlar bir şey daha var burada. Haydi hayırlı olsun lazer kesici parçamız. Hayırlı olsun cümleten kardeşim. Haydi bakalım. Haydi gel bakalım. Gel. Arkadaşlar lazer kesici tamamdır. Hemen malzemelerini giderek bakıyorum. Tamam. Titanyum, mağara sülfürü vesaire istiyor. Bizde alayı var kardeşim, merak etmeyin. Yalnız tek sıkıntı, elmas da istiyor. Ulan iki tane elmas çarpmıştık geçen uzaylı mağarasının oradan. Onu da burada mı kullanacağız şimdi? Anasını satayım böyle işin ya. Neyse olsun. Bu bize çok büyük şeyler açacak gibi. Hemen gidelim arkadaşlar, şu kapıyı bir keselim ya. Çok merak ediyorum ya, o kapıyı kesince ne olacak? Suban giysisini bulursak da yaşarız kardeşim, yaşarız. Şimdi hoppala, çok güzel. Halimiz itten beter, keyfimiz paşalarda yok. Eyvallah, devam et. Hemen yapayım kardeşim şunu, malzemeleri var sayılır. Mağara sülfürü falan var alayı. Yapalım bir tane gitsin. Yalnız elmaslara elveda edeceğiz, yapacak bir şey yok. Oha, telsizden mesaj geldi anasını satayım yine. Anladı, uzaylılar geleceğimi anladı. Arkadaşlar lazer itici silahı tamamdır. Bu arada şu gidince hatırlatının da. Neyse onu sonra yaparız. Ya benim makineden kıvılcım çıkıyor ya, şuraya bak. Çarpılacağım bir gün ya, bir de suda. Arkadaşlar lazer kesici silah tamamdır. Hemen gidiyoruz kardeşim. Lan ben bu lazer kesiciyle kutuda kesebiliyor muyum acaba ya? Bakayım. Şöyle her şeyi kesebiliyor mu acaba? Şak. Yok, kargo kutularını kesemiyor herhalde ya. Vallahi kargo kutularını kesebiliyorsam var ya kardeşim, hayatımız kurtulur. Köpek gibi kargo var, hiçbirini açamadım çünkü. Hadi bakalım, büyük ana gidiyoruz. İnşallah işe yarayacak. Ulan bir de işe yaramazsa. Bakın arkadaşlar, kargodan kastım da bu. Yok. Tüh Allah senin be. Hiçbir şey yaramadı vallahi. Zaten mantıksız olurdu. Ne alaka?
alaka ya kargoları kesmek? Koca reis geliyor kaçın. Koca reis geliyor kaçın aklınız varsa. Feneri yak önce bir. Neredeydi ulan bu kapı? Neredeydi arkadaşlar? İtici odasına doğru muydu? Yo, burası değil. Yok, burası değildi. Burası değildi. Diğer tarafta sanki düz gidiyorduk. Ahan da karşısı. Ha bismillahirrahmanirrahim. 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 Haydi bakalım. Kes oğlum. Kes oğlum. Ah kesiyor, kesiyor. Arkadaşlar kesiyor. İşte kapı böyle açılır. İşte kapı. İşte kapıcı geldi. Kapıcı. Eski çilingirlerden kim kaldı? Eski çilingir. Faruk Çilingiroğulları. Allah gözlerimi aldı. Evet. Yavaş. Var mı içeride kimse? Bu ne lan? Arkadaşlar mekana girdik. Mekana giriş yaptık, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi başta ilk yardım çantasını al. Burada bir şey yok. Buradan bir saplanma suretiyle bir şeyler gerçekleşmiş olur. Şurada ne var? Bir şey yok. Suban bölgesine geldim. Suban bölgesi. Suban bölgesi ha. İyi, güzel. Oğlum Suban bölgesinin... Oğlum şifreli değildir inşallah. Onaralım da. Arkadaşlar Suban bölgesinin kapıyı onarıyorum. Şifreli ise Allah da belasını versin yani. Ah değil lan. Selamun aleyküm. Nerede Suban? Yaşam odaları. Buraya giremiyoruz. Suban bölgesi yanıyor şu an. Arkadaşlar şöyle bakınız. Burada bir şeyler çarpılıyor ama. Sanki biz bir akıma gideceğiz gibime geliyor ama bakacağız. Hah. Şunu ver bana, yangın söndürücüyü. Her yeri bir söndürelim arkadaşlar. Her yeri bir söndürelim, bir görelim doğru düzgün. Ne var ne yok, her yer yanıyor. Su bile yanıyor, anasını sattım. Böyle bir şey var mı ya? Aha da yukarı çıktım, yemin ediyorum çıktım. Yemin ediyorum çıktım. Yaşam odaları. Yaşam odalarında yaşam var mı? Selamünaleyküm. Biri var mı? Buraları incelemek lazım arkadaşlar detaylıca. Aha besin öbeği. Suban giysileri falan. Oo, bayağı bir şey var lan burada herhalde. Bu arada buradan kaptan odasına da girerim ben. Bir şeyler vardır belki. Bayağı içeri girdik arkadaşlar ya. Burada bile yaşarım lan ben. Tamamdır kardeşim. Şimdi burada bırakıyorum arkadaşlar. Bu arada burası kaptan odası. Şifre var bizde, merak etmeyin, merak etmeyin. Arkadaşlar burada bırakıyorum. Bu ne? Birinci kabin. 1400. Ay 1453. Yok ya, yemedi. Şimdilik burada duruyorum arkadaşlar. Felaket gizemleri çözmeye devam ediyoruz. Artık geminin bütün her yerine erişimimiz mevcut. Allah'a şükürler olsun. Burayı kardeşim söndüresi. Aa valiz buldum. Valiz buldum lan. Oo çok güzel. Şimdi şurada biraz kestireceğim kardeşim. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Her şeyini inceleyeceğiz inşallah. Her şeyi, her şeyi. Bak bak şunu bile bak. Bak görüşmek üzere arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri, Refik Deniz Kalafat, Erdem Ç, Halil Cihat Darıcıoğlu, Oğuz Özkurt, Mert Bilal Sarıcan, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Yağmur Kerimoğlu, Mustafa Eren, Mehmet Şimşek, Türk Hava Yolları'ndan Ördek Furkan, Bersan Çakır, Yusuf Saray, Alper Erdoğan, Ali Karaaslan ve Baku Elçin'e, daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.